Öğretmenin notunu okuyoruz arkadaşlar. Katlı oranlar kanunu. İki element aralarında birden fazla bileşik oluşturuyorsa, oluşan bu bileşiklerdeki elementlerden birinin sabit miktarıyla diğerinin değişen miktarı arasında tam sayılarla ifade edilen katlı bir oran vardır. Farklı tür elementi atomların farklı tür atomlardan oluşan bileşik çiftleri arasında katlı oran aranmaz. Basit formüllere aynı olan bileşik çiftleri arasında katlı oran aranmaz. Bileşik çiftleri 2'den fazla farklı türde element içeriyorsa bu bileşik çiftleri arasında katlı oran aranmaz şeklinde bize bilgiler verilmiş. Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangileri arasında katlı oran vardır diye sormuşlar. Birincisinde arkadaşlar katlı oran vardır. İkincisinde de katlı oran vardır. Üçüncüsünde yoktur. Bakın neden? Çünkü ne demişler? Bak yukarıda zaten bize yazıyorlar. Aynı iki elementten oluşan farklı iki bileşik olmalı. Yani üçüncü maddeyi okursanız eğer bakın ne diyor? 2'den fazla türde element içeriyorsa katlı oran aranmaz. Yani 3'te katlı oran aranmaz. Dördüncüde de katlı oran aranmaz. Neden aranmaz arkadaşlar? Çünkü ne olsa olması lazım. Burada iki element aralarında birden fazla bileşik oluşturacak. Yani buradaki element de buradaki element birbirinden farklı, aynı olması gerekiyordu. Doğru cevap 1 ve 2 A şıkkıdır. Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangileri arasında katlı oranlar kanunu uygulanmaz diye sormuşlar. Basit formüllere aynı olan bileşikler arasında katlı oranlar kanunu uygulanmaz. Birinci öncülde verilen bileşik çiftinde ikisinin de basit formülü, bakın burası da CH2, burası da CH2. O yüzden burada katlı oran uygulanmaz. İkinci öncülde verilen bileşik çiftlerinde ikinci bileşiğin basit formülü NO2. Dolayısıyla yine katlı oran uygulanmaz. Üçüncüsünde 3 tür element var. 2 tür element olması gerekiyor. Burada da katlı oran uygulanmaz. Dördüncüsünde ise katlı oran uygulanabilir. Aynı miktarda kükürt ile birleşen oksijenler arası katlı oran 2 bölü 3'tür. Cevabımız uygulanmayanları sorduğu için B seçeneğidir. Aşağıda verilen bileşik çiftlerinden hangisindeki katlı oran diğerlerinden farklıdır diye sorulmuş. Birinci elementleri eşitleyelim, ikincileri oranlayalım. Bakalım katlı oran kaç çıkıyor. A şıkkında burayı 2 ile çarpmam gerekir kromların işlenebilmesi için. Dolayısıyla kromlar eşitken oksijenler arası oran kaç oluyor burada? 2 bölü 3. B şıkkına geldiğimizde arkadaşlar karbonları eşitleyebilmek için yine burayı 2 ile çarpmam lazım. Hidrojenler arası katlı oran 4 bölü 6. C şıkkına geldiğimizde demirleri eşitleyebilmek için şurayı 2 ile çarpmamız lazım. Kükürtler arası katlı oran 2 bölü 3. D şıkkında azotlar zaten eşit, oksijenleri direkt oranlayabiliriz. 1 bölü 5. E şıkkında da karbonlar zaten birbirine eşit, hidrojenleri direkt oranlayabiliriz. 4 bölü 6. 4 bölü 6 sadeleştirdiğimiz zaman 2 bölü 3 yapar zaten. Yani farklı olan hangisidir burada? D şıkkıdır. Cevabımız D seçeneğidir. X ve Y elementlerinin oluşturduğu iki farklı bileşikten birinci bileşik kütlece %40 X elementi, ikinci bileşik kütlece %70 Y elementi içerdiğine göre bu bileşik çiftinde Y elementleri arasındaki katlı oran aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Hemen şöyle bir tane tablo yapalım arkadaşlar. X miktarı, Y miktarı, birinci bileşik, ikinci bileşik olsun. Birinci bileşikte %40 oranında X var. O zaman %60 oranında da Y vardır. İkinci bileşikte %70 oranında Y var. O zaman %30 oranında da X vardır diyoruz. Evet. Ne demişler bize? Y elementleri arasındaki katlı oran. X'leri eşitleyeceğim. Y'leri birbirine oranlayacağım. X'ler kaçta eşitlenir? X'ler arkadaşlar burada 120'de eşitlenir. O zaman birinci bileşiği 3 ile çarpıyorum. İkinci bileşiği de 4 ile çarpıyorum. Şu anda x'ler birbirine eşit. 120'ye 120. Y'ler arasındaki oran da 180 bölü 280. Sadeleştiriyoruz. İkisini de 2'ye bölüyoruz. 9 bölü 14. Cevabımız C şıkkıdır. Yukarıda verilen kimyanın temel kanunları ve bilim insanlarının doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diye sormuşlar. Antonio Lavoisier kütlenin korunumu kanununu bulan bilim insanı. Joseph Proust arkadaşlar sabit oranlar kanununu bulan bilim insanı. John Dalton da katlı oranlar kanununu bulan bilim insanı. Yani cevabımızın 1 B, 2 C,
3A olması gerekiyor. A şıkkını işaretliyoruz. X ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşik için birleşen X ve Y miktarları tabloda belirtilmiştir, verilmiştir. Bu bileşik çiftleri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuşlar. Şimdi şöyle yapalım. X'leri eşitleyelim. Aynı miktarda X ile birleşen Y'ler arası katlı oranı bulalım. Daha sonra da aynı katlı oran aşağıdakilerden hangisinde var ona bakalım arkadaşlar. X miktarlarını eşitlemek için ikinci bileşiği şöyle 2 ile çarpıyorum. Sabit oranlar kanununa uygun olsun diye de hem X hem de Y miktarını 2 ile çarpmam gerekiyor. Şu anda X'ten 7 gram var, Y'den de 20 gram var. Aynı miktar X ile birleşen birinci bileşikteki Y'nin ikinci bileşikteki Y'ye oranı, yani Y'ler arası katlı oran 4 bölü 20'dir. Sadeleştirirsek eğer 2 bölü 10 yapar. X'leri eşitleyeceğim. Y'ler arası katlı oran hangisinde 2 bölü 10 çıkıyor ona bakacağım. A şıkkında X'leri eşitleyebilmek için burayı 2 ile çarpmamız gerekiyor. Dolayısıyla birincideki Y miktarının ikincideki Y miktarının oranı 4 bölü 1 oluyor. B şıkkında X'ler zaten birbirine eşit. Direkt Y'lerin oranı 1 bölü 3. C şıkkında X'leri eşitleyebilmek için şurayı 2 ile çarpmamız lazım. Y'ler arası katlı oran 4 bölü 3 çıkar. D şıkkında x'ler zaten eşit. Direkt y'leri oranlıyorum. 1 bölü 5. E seçeneğinde x'leri eşitleyebilmek için arkadaşlar şuraya 2 ile çarpmam lazım. O zaman da y'ler arası katlı oran kaçtır? 4 bölü 5'tir. Şimdi hangisi 2 bölü 10? 2 bölü 10'u bir kere daha sadeleştirirsem 1 bölü 5 yapar. Yani cevabımız D şıkkıdır. D şıkkını işaretliyoruz. Yukarıdaki grafikte X ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşiğin elementlerinin kütleleri arasındaki ilişki gösterilmiştir. Birinci bileşiğin formülü X2Y olduğuna göre ikinci bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sormuşlar. Şimdi birinci bileşikteki X miktarı ve ikinci bileşikteki X miktarı birbirine eşit. Yani şöyle diyebilirim. Aynı miktarda X ile birleşen birinci bileşikteki Y'nin ikinci bileşikteki Y'ye oranı, yani y'ler arası katlı oran arkadaşlar kaçtır? 4 bölü 20. Sadeleştirirsek 1 bölü 5 çıkar. X'leri eşitleyeceğim. Y'ler arası katlı oran hangisinde 1 bölü 5 çıkıyor ona bakacağım arkadaşlar. Bunu teker teker deneyerek de bulabilirsiniz. Ya da şu şekilde yaparsanız x2y demişler. Diğer bileşikte de aynı miktarda x olacak. Y'ler arası oranda 1 bölü 5 olacak. Yani x2y 10 diyebilirsiniz. Bak. X2Y 10 değil, X2Y 5 diyebiliriz. Aynı miktarda X ile birleşiyor. Y'ler arası katlı oran ise 1 bölü 5. Yani cevabımız ne olmalı? C seçeneği olmalı. Eşit kütlede X elementi içeren bileşiklerinde Y'ler arası katlı oran 6 bölü 5 olduğuna göre A değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Y'ler arası katlı oranı bulmak için önce x'leri eşitlememiz lazım. Bunların içerisindeki x miktarları nasıl eşitlenir? Birinci bileşiği 2 ile, ikinci bileşiği de a ile çarparsak ikisindeki x miktarı eşit olur. Y'ler arası oran kaçtır peki? Birinci de 6, ikinci de ise 5a oluyor. Bu oranın 6 bölü 5 olduğu bana soruda söylenmiş. Demek ki a kaça eşit arkadaşlar? 1'e eşit. X ve Y elementleri birleşerek iki farklı bileşik oluşturuyor. Bu iki bileşiğin elementleri arasındaki kütle ilişkileri yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre bu bileşik çifti aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuşlar. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar yine. X miktarlarını eşitleyip Y'ler arası katlı orana bakarız. Hangisi bu orana uyuyorsa bileşik çiftimiz olur deriz. X'leri nasıl eşitleyebilirim? Şöyle eşitlerim. İkinci bileşiği 10 ile çarpıyorum. 14 grama karşılık 6 gram Y var. Daha sonra birinci bileşiği de 2 ile çarpıyorum. 14 grama karşılık 4 gram Y var. X miktarları eşitken Y'ler arası katlı oran kaç? 4 bölü 6 yani 2 bölü 3. X'leri eşitliyorum. Y'ler arası oran hangisinde 2 bölü 3 çıkıyor ona bakıyorum arkadaşlar. A şıkkında x'leri eşitleyebilmek için şu ikinci bileşiği 2 ile çarpmam lazım. Ve bunu 2 ile çarptığımda y'ler arası katlı oran 1 bölü 4 olur. B şıkkında x'leri eşitleyebilmek için birinci bileşiği 2 ile çarpmam lazım. Birinci bileşiği 2 ile çarptığımda y'ler arası katlı oran 6 bölü 3 yani 2 bölü 1 olur. Bu da değil.
C şıkkında x'ler zaten birbirine eşit. Direkt y'ler arası oran 3 bölü 5'tir diyorum. D seçeneğinde burayı 2 ile çarparsam x'ler eşitlenir. X'ler eşitken y'ler arası oran 2 bölü 3'tür. E seçeneğinde x'ler zaten eşit. Y'ler arası oran direkt 1 bölü 3'tür. Cevabımız ne oldu gençler? D seçeneği oldu. Yukarıdaki grafik x ve y elementlerinden oluşan iki farklı bileşikteki bileşik kütlesi ve y elementinin kütleleri arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Buna göre bu bileşiklerin formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuşlar. Aynı miktar y ile birleşen x kütleleri arasındaki oranı bulabiliriz. Birinci bileşikteki x kütlesi ne kadar? 12 gram. Çünkü grafiğe göre 13 gram bileşik var, 1 gram y var. Demek ki geriye kalan 12 gram x. Birincideki x miktarı 12. İkincideki x miktarına baktığımızda o da 9 yapıyor arkadaşlar. Bileşik 10 gram, içinde 1 gram y var. Demek ki 9 gramda x maddesi var. Yani x'ler arası katlı oran 12 bölü 9. Sadeleştirirsek 4 bölü 3 yapar. Y'leri eşitleyeceğim. X'ler arası oran hangisinde 4 bölü 3 çıkıyor ona bakacağım. Birincisinde y'leri eşitleyebilmek için şurayı 2 ile çarpmam gerekiyor. O zaman x'ler arası oran 4 bölü 1 çıkar. İkincisinde y'leri eşitleyebilmek için yine burayı 2 ile çarpmam gerekiyor. X'ler arası oran 4 bölü 3 çıkıyor. Üçüncüsünde şurayı 3 ile çarparsam y'ler eşitlenir. X'ler arası oran da 2 bölü 6 çıkar. Üçüncüsünde yine, dördüncüsünde D şıkkında yine y'leri eşitleyebilmek için burayı 3 ile çarpmam gerekiyor. X'ler arası oran 1 bölü 6 çıkıyor arkadaşlar. Son olarak da şurayı 3 ile çarparsam y'ler eşitlenir. X'ler arası oran 3 bölü 1'dir. Doğru olan seçenek 4 bölü 3 olmalı. Yani B şıkkıdır diyoruz. X ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşik için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Birinci bileşikte elementlerin kütlece birleşme oranı 7 bölü 20. İkinci bileşikte elementlerin kütlece birleşme oranı 7 bölü 4 şeklindedir. Buna göre bu iki bileşik arasındaki katlı oran aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuşlar. X'leri eşitleyelim. Y'ler arası orana bakalım. X'ler zaten birbirine eşit. 7 gram 7 gram. Birinci bileşikteki y'nin ikinci bileşikteki y'ye oranı 20 bölü 4'tür. Sadeleştirirsek arkadaşlar 5 bölü 1 çıkar. Y'ler arası katlı oran 5 bölü 1 ise x'ler arası katlı oranında 1 bölü 5 olması gerekir. Çünkü bunlar her zaman birbirinin tam tersidir arkadaşlar. Cevabımız ne olmalı? 5 bölü 1'den 5 olur diyoruz. D şıkkını işaretliyoruz. X ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşikten birisi kütlece %60, diğeri ise kütlece %20 X içermektedir. Buna göre eşit kütlede X elementi içeren bu bileşikler arasındaki katlı oran aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi birinde %60, diğerinde de %20 oranında X var. Şöyle ben bir tablo hazırlıyorum. Birisinde %60 x var. O zaman %40 da y vardır. Diğerinde %20 x var. O zaman %80 de y vardır. Eşit kütlede x elementi dediği için x element kütlelerini eşitliyorum. Burayı 3 ile çarpıyorum. 60 gram 60 gram x oldu. Katlı orana bakıyorum ondan sonra. 40 bölü ne olacak arkadaşlar? Y'ler arası katlı oran 40 bölü 240. Sadeleştirirsek burayı da 1 bölü 6 çıkar. Cevabımız A seçeneğidir.